Herkese Salı günden selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Saçlarımı kuruturken şöyle birazcık şekil vereyim dedim ama inatlaştı, yine ön tarafım şekle girmiyor. Bu kadar çabuk uzayan bir kalkül daha görmedim ben. Her hafta kısaltıyorum. Yok, bugün inat etti, bilmeyecek. Neyse, artık suyla yatıştıracağım yani. Bu da bitti. Dışarı çıkacağım, birkaç işim var, alacaklarım var, onları alır gelirim. Mantıyı koyduğum plastik kap var ya, onlardan almam lazım. 3-4 tane. Belki de daha fazla. Eve de lazım oluyor çünkü. Arada kullanıyorum. Sonra Orhan'ın hem oraya götürmesi için hem de yolda giderken yemesi için. Biz de yeriz yolda giderken. Bir şeyler yapacağım. İşte börek yapayım diyorum. Sonra geçen gün poğaça yapmıştım kahvaltıya. Sizlerle de paylaşmıştım. Onu yaptığım gün dedi ki anne keşke susamlı poğaça, kaşarlı susamlı yapıyorum ya. Ben kanalımda var, 2-3 kez yapmıştım. Sizlerle de paylaşmıştım yani. O zaman keşke ondan yapsaydın demişti. Şimdi onu yapmasam da içime dert olacak. Keşke yapsaydım diye. Kendimi tanıyorum çünkü. Ya ikisini beraber yapacağım ya da birini yapacağım. Sonra bir de elmalı kurabiye yapayım dedim. Valla bilmiyorum, üçünün arasında iki tanesini yapacağım ama hangilerini yaparım bilmiyorum. Belki üçünü birden de yapabilirim. Kendinde o gücü, kuvveti hissedersem. Kemal dedim ki akşama da ciğer al. Vallahi böyle birkaç gündür hep arka arkaya et 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 geldi ama biraz öyle oldu, evet. Niye? Çünkü Orhan orada et yiyem. Aslında et orada çok uygunmuş. Et, kıyma, böyle et tarzı şeyler çok ucuzmuş. Mesela et döner ile tavuk döner arasında hiç fark yokmuş. Hatta et döner, hayvancılık orada olmamasına rağmen et döner daha ucuzmuş. Sucuk falan yiyemiyor. Sucuğu, sosisi kokuyormuş. Değişik bir baharat mı kullanıyorlar artık? İçindeki o bahsettiği koku tam olarak ne anlamadım. Buradan işte sucuk falan koyacağım ona. Yani Türkiye'de bir yerde okusaydı inanın bu kadar şey yapmazdım da göndermezdim de. Çünkü hani her istediğini bulabilecek bir yerde olacaktı. Mantı canı istediği zaman gidip bir yerde mantı yiyebilecekti. Veya atıyorum kurabiye, en basiti kurabiye canı istedi. Gidip kurabiyeyi yiyebilecekti ama orada yok. Mutlaka vardır tabii ki. Olmaz olur mu? Ama bahsettiği şeye göre işte bizim damak tadımıza pek uygun olmayan yiyecekler var. En basiti pirinç pilavı çok kuruymuş mesela. Yani öyle olunca böyle yapabildiğim kadar şey yapıp yedirmek ve götürmesini sağlamak istiyorum. Yani elimden geldiğince, gücüm yettiğince kendimi vallahi o kadar yorgun hissediyorum ki dünden beri, dün de çok yorgundum. Çok, size de çok göstermemeye çalıştım ama yorgunum yani. Yorgunum. Orhan gittiği zaman bol bol dinlenecek vaktim olacak. O yüzden çok da üstünde durmuyorum bu yorgunluğumu. Yani o yüzden yapayım. Aklımda kalacağına yorulayım. Sıkıntı yok yani. Çıkalım şimdi, elma falan alalım.
Onun az kalmış. Hep hamur işi yaptım bu aralar. Hep hamur işi yaptım. Onun az kalmış. Onu mu yetmeyebilir? Poğaçada yapmaya karar verirsem un hiç yetmez yani. O yüzden onu alacağım. Elma alacağım. İşte o plastik kaptan alacağım. Böreklik yufka alırız. Başka da bilmiyorum. Eksiğim yoktu herhalde. Bunları alır geliriz. Hadi çıkalım, çok geç olmadı. Evet. Çıktık bakalım. Hızlıca işlerimizi halledip dönelim. Şuraya bir soralım. Oradan değil de karşısındaki ucuzlukçudan buldum. Ve geldim. Ben geldim. Orhan da gelmiş, kapıdaymıştı. Onun anahtarı yok. Kapıda kalmıştı 2-3 dakika. Neyse, fazla kalmamış yani. Arkadaşının ablasının gönderdiği şeyleri getirmiş. Bakın bunlar mantı. Bunlar fırınlamamış herhalde. Ya da fırınlamış mı? Fırınlayıp dondurmuşlar herhalde yine. 3-4 poşet. 2 kiloymuş burası. Ben şimdi yine bunları dolaba atacağım. Buzluğumda yer yok. Bunlar da içli köfte. Vanlar da benim gibi yapmışlar. Benimkileri kızartacağız oraya gittikleri zaman yesinler. Bunlar da artık dondurulmuş. İnşallah gidene kadar hiçbir şey olmaz. Olursa çok yazık olur. Gerçekten çok da yapmışlar. Bakın şöyle bir poşet. Bu da ikinci poşet. Bir de şöyle sigara böreği sarmışlar. Şimdi asıl mesele bunları nasıl valize sığdıracağız. En büyük problemimiz o. Bakalım ben şunları bir kaldırayım. Valizi çıkardım. Maya şimdi keşif yapıyor. Şimdi bir tarafına Orhan'ın kıyafetlerini sığdırmaya çalışacağım ki diğer tarafa rahat rahat şu götüreceklerimizi sığdırabileyim. Yine belki birkaç parça bir şey koyarız. Hadi bakalım. Evet, valiz hazırlamaya koyuldum. Ben sizi unuttum tamamen, çekim yapmayı falan. Saat 3:30-4 olmuş hatta. Ceylin geldi. Ben valiz işini hemen hemen hallettim gibi. Hatta tarttım kaç kilo geliyor diye. 15:30 falan. Ama içine hala koyacağım şeyler var. Bornozunu yıkamıştım. Onu kurutmaya atayım. İyice kurusun. Onu akşam koyarım artık. Böyle birkaç bir şey daha var dışarıda olan kıyafetlerinden. Onları koyacağım. Şimdi sadece bizim değil tabii ki bu kıyafetler. Bu oraya hediye olarak gidiyor. Mesela burada bal var. Sonra orada okuyan bir başçavuşun çocuğu var. Onun eşofman takımı. Onlar da göndermişler. Şimdi ağırlığı da geçmemeye çalışıyoruz. Bilmiyorum, bunu artık valize sığdıramadım. Bayağı da çok da Orhan sırt çantasına koydum ama Orhan şimdi evde değil. Anne oradan da çıkar diyebilir. Bilemiyorum. Olmazsa bir tane el çantamız var. Ben Orhan'a dedim ki büyük valizle gel. Ama işte onu ilk gittiğinde şu taşıma kulpunu kırmışlardı ya. Onu da orada yaptırmamış. Tabii ki ilgilenmemiş. Bu kulp kırık diye onu getirmemiş. Bununla gelmiş. Buna da biraz zor sığdırıyorum. Bir tane el çantam var. Olmazsa onu vereceğim. Böyle elinde taşımasın diye. Şunu elinde götürebilir. Bilmiyorum. Eğer kabul ederse böyle gider. Daha şeyler de var tabii. İçli köfteler, mantılar falan. Ay bilmiyorum. Bir strese girdim yani. Burada da mutfak aldı başını gidiyor. Kurabiyenin elması kavruluyor. Sonra burada böreği bu sefer patatesli yapayım dedim. Şu an ne kadar turuncu çıkıyor. Aslında o kadar turuncu değil. Şöyle. Patatesi haşladım. Soğanını, salçasını kavurdum. Üzerine ekledim. Ezdim. Geçen sefer ıspanaklı yapmıştım. Bu sefer patatesli yapayım istedim. Şimdi güzel bir börek yapalım. Önce böreği yapalım. Sonra da kurabiyeyi yapalım. Bakalım. Doluyor, koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, almıyor efendim. Maya? Sen ne yapıyorsun burada? Çık. Çık. Çık kızım, çık. Unuturum da kapağı kapatırım annem. Gel. 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 Çık. Deli. Deli. Vallahi tam deli. Şimdi valizlerimiz hazır. Bunu tarttım. 17 kilo geldi. İçine çünkü bornozu falan da koymuştum. Demiştim yani. Onları da koyacağım diye. Onu da koydum, tarttım.
17 nokta küsür geldi. Sırt çantası da bayağı doldu. Bunlar el bagajları. Hafif zaten. Bunu da eline alacak. Başka türlü gitmiyor. Ne valize sığıyor ne o küçük bir de el çantası yaptım. O el çantasına da şeyleri koydum. İşte bu arkadaşının gönderdiklerini. Benim yaptıklarımı. Sadece oraya ekstradan içli köfte eklenecek. Onları da kızartacağım. Öyle. İnşallah. Sıkıntısız bir şekilde gider. Şimdi kapıdan diğer kapıya 1 kilometrelik yol varmış ve o 1 kilometrelik yolu gelirken yürüyerek gelmişti. Şimdi giderken de aynı problem olursa tek sıkıntımız o biraz zor yürüyecek çünkü. Şimdi normalde bunu şöyle kaldırıp üzerine el çantasını koysa bunları sürüyerek. Gerçi sırt çantasını da sırtına takacak. Bir şey olacak elinde. Çok zorlanmaz inşallah. Yavaş yavaş gider artık. Keşke biz götürebilsek de o izin verseler de arabanın yurt dışı sigortası olması gerekiyormuş. Kapıdan geçebilmemiz için. Onu da yaptırmadık. Burada kurabiyeler falan var. Bu arada saat 8. Biz yemeği falan hallettik. Şöyle hamurum kalmıştı. Bunu tarzı yaptım. Çok da özenmedim ama tadı da böyle özenmediğin zaman çok güzel olur ya. Gerçekten o kadar güzel olmuş ki. Ceylin diyor ki buna ekstradan ne kattın? Tadı çok güzel olmuş. Börek de fırında. Sadece şey yapmadım. Poğaçayı yapmadım. Ona da anne gerek yok dedi. O yüzden çıktın Maya. Çık kızım. Maya annem gel. Gel anneciğim. Gel. Evet. Evet, bırak oynasın oraya şey yaptı Ceylin. Şimdi Kemal şeye gitti. Çay alana kadar ben arabanın yakıtını alayım geleyim sabah erken çıkacağız dedi. Onunla uğraşmayalım diye. O yakıt almaya çıktı. Ben de yenice oturdum işte. Mutfağı falan topladım. Valizi en son haline ayarladım işte. Şimdi yenice oturdum. Artık bir çay içene kadar da kalkmam. Cam tarafından aşağıdan yani ayaklarıma soğuk geliyor. Huy edinmişim böyle televizyonun karşısına geçip battaniyeyi kucağımda alıp oturmaya. Ev sıcak da olsa illa bir battaniye ile oturacağız. Evet, 40 günü bitirdik. Orada neredeyse 40 gün kaldı. Yani 39-40 gün kaldı ama çok çabuk geçti yani. Anlamadık. Sanki dün gelmiş gibi. Hayırlısıyla gitsin bakalım. İnşallah yani çok arayı uzatmadan da ben giderim. Yani özellikle eğer tayin olursak daha zor gel git olur diye buradayken gitmeyi istiyorum. Bizim tam anlamıyla gidip gitmeyeceğimiz de Mayıs'ın 15'inden sonra belli olur artık. 15'i, 20'si. O civarlarda belli olur. Gerçi belli olmuyor. Geçen sene baya geç açıkladılar herhalde. Ama ben şöyle aklımdaki tabii inşallah bir aksilik olmazsa Nisan'da bir haftalık tatil var ya okulların tatil olduğu hafta. Değil mi? 2 hafta değil. 1 hafta evet evet 1 hafta tatil var. O zaman Ceyhun'la beraber gitmeyi düşünüyorum Kemal izin alamasa bile. Çünkü onların izinleri de planlandı. Senelik izinleri. Yaza ayarladık izini. Belki mazeret izni alır şöyle 3-4 gün. Öyle olursa onunla gideriz. Olmazsa biz Ceylin'le ikimiz gideriz. Buradan gidiş kolay diye buradayken gitmeyi özellikle istiyorum yani. Bakalım tabii ki nasip kısmet bu işler. Ben istiyorum ama inşallah nasip olur. Çok da arayı uzatmadan tekrar giderim ben. Bu arada zaten o gelecek inşallah. Mayıs'ın sonu Haziran başı gibi gelir herhalde. Evet, hoca da güzel okuyor. Kızım sen biblo musun? Annem sen biblo musun da burada duruyorsun? He? Sen biblo musun da burada duruyorsun? Annem. Annem sen biblo musun? Maya çok mu güzel? Yoksa bana mı böyle güzel geliyor? Teyzeleri şunun güzelliğine bir bakın. Bir... Aa, elim hazırdı. Ay, elim hazırdı. Çok tatlısın. Çok. İn aşağıya. İn. İn in. İn. Evet. Geldim. İçli köfteleri kızarttım. Şöyle.
Bunları şöyle güzel güzel dizeyim. Soğumaları için bekledim biraz. Evet, şöyle de kapatayım. Bunu bir de poşete geçiriyorum, sarıyorum. Evet, şöyle de poşetledim. Artık her şey hazır. Sadece sabah çayımızı alacağız. Böreği saracağım, çıkacağız. Başka hiçbir şey kalmadı artık. O zaman sabah görüşelim. Geldik. Evet, Orhan'ı gönderdik. Alo. Yürüme mesafesi var ya diğer kapıya kadar. Taksici diğer kapıdan alacak. Taksiye binene kadar burada bekleyeceğiz. Hani bir aksilik olmasın, herhangi bir şey olmasın diye. Bir 10-15 dakika buradayız, sonra da çıkacağız yavaştan yola. Daha iyiyim. İlk gittiğinde çok zorlanmıştım. Böyle böyle alışıyoruz demek ki. Alışacağız yani. Ben böyle derim, şimdi arabaya binince ağlarım, merak etme. Ağlamam herhalde ya. İnşallah ağlamam yani. Tamam. Şu ağrı şu. Buradaki de büyük ağrı.